Aslında birçok anne babayı paranoyak yapacak bir haberden bahsediyoruz. Lütfen izleyin, dün İstanbul'un orta yerinde yaşanan o servisçi çatışmasından bahsediyoruz. Perde arkasında dinlediğiniz gibi şok ayrıntılar var. Tuğba Sodekoğlu oradaydı, çarpıcı bilgilere ulaştı. İzleyeceksiniz birazdan zaten ama öncesinde günün üzerinde en çok tartışılan başlığı izleyeceksiniz. Soru şu, eğer yolda bir külçe altın bulsanız, bildiğiniz külçe altın bulsanız ne yapardınız? Adana'da biri buldu. Bakın ne yaptı ve başına ne işler açtı. Götürür harcarım. Kavşaktan dönüş yapan minibüsten yola bir poşet fırladı. Arkadan gelen otomobilin sürücüsü o poşete yanaştı, kapıyı açtı. Yavaşça alıp yoluna devam etti. İçinde ne olduğuna muhtemelen birkaç dakika sonra baktı. Gözlerine inanamadı. Çünkü gördüğü bir külçe altındı. Aslında yapması gereken belliydi ama yapmadı. Ne polise gitti ne de sahibini aradı. Yolda seyir haline giderken önünüzdeki bir araçtan poşet düştüğünü gördünüz ve siz de hemen o poşetin yanında durdunuz ve daha sonra hemen poşeti alıp içine baktınız, altınları gördünüz, külçe altınları gördünüz. Peki siz o altınları önünüzdeki o düşen araca yetiştirmeye mi çalışırsınız yoksa karakola götürüp teslim edersiniz? Ya da başka bir şey mi yaparsınız diye sormak lazım. Şimdi biz de sokağa çıktık ve sizlere soracağız. Bakalım siz o külçe altınları bulmuş olsaydınız ne yapacaktınız? Ben polise teslim ederim. Ne yapacağım ben onu? Abi o külçe altın beni zengin edecek diye gider polise teslim ederim ya. Ben götürür harcarım ya. Düşürmeyeydi, ben ne yapayım? Sahibine veririz. Yani da devlete veririz. Birini çağırdım hemen, yakın bir arkadaşımı çağırdım. Alıp giderdim yani. Yani başıma bir kere gelir sonuçta bu. Bilmiyorum. Polise haber veririm. Siz ne yaparsınız? Ben de polise götürürdüm. Yani haber vermezdim de polise götürürdüm. Harcamaz mısınız? Ya harcamam herhalde ya. Hayal ederken bile çelişkiye düşüren bir külçe altındı. Adana'da yaşayan o kişi bu soruyla gerçek hayatta yüzleşti. Hiç çelişki yaşadı mı bilinmez, ne sahibini aradı ne de polise gitti. Vallahi herhalde en yakın karakola götürürüm. Harcamaz mısınız? Yok, hayır. Ama altını kaybeden kuyumculuk firması çoktan emniyetten yardım istemişti. Güvenlik kameralarından bakarlar, bulurlar plakadan. Teslim edersin. Teslim ederim yani. Aracın plakasından altını alanın kimliği belirlendi. Evinde arama yapıldı. Bir külçe altın yatağın altından çıktı. Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, neden getirmedin sorusuna altın olduğunu anlamadım cevabını verdi. Altın bulmadım ama para buldum. Sahibine verdim. Hala o gün bugündür. Üniversite hayatım boyunca kendisi bana burs veriyor.